Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hocam biz atandık gittik ama gittiğimiz yerde biz nerede kalacağız? Sokakta mı kalacağız? Hocam sorularınızı duyuyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce hemen kendi kaldığımız yollardan bahsedip daha sonra size farklı alternatifleri de anlatacağız. Yani sonuçta gördüğümüz, ettiğimiz şeyler oldu. Bunlardan da bahsedeceğiz size. Şimdi arkadaşlar ben biliyorsunuz ilk atamam Muş'a yapıldı. Daha sonra İstanbul'a tayin oldum. Muş'ta ilk atamam gerçekleştiği zaman bir arkadaşım vasıtasıyla ilk 15 gün biz bu komşularımızın tanıdıklarında kaldık. Yerimi ayarlayana kadar. Siz de mesela gidince öğretmen evinde ilk 10 gün kalabilirsiniz. İlk uzun dönem kaldığım yer aparttı. Bir apartta kaldım 1 yıl kadar. Bu apartta ben gayet rahat ettim. Yani kendi başıma bir odam vardı. Eşyalıydı apart. Hani eşya almak zorunda kalmadım. Hatta sabah kahvaltısı vardı. Hani gayet rahat ettim. Orada güzel arkadaşlarım oldu. Sonraki süreçte de yine ben o aparta dönüp kalmaya devam ettim. Yani ben apartta uzun dönem kaldım Muş'ta ve gayet rahat ettim yani. Apartın dışında da başka okullardaki öğretmen arkadaşlarla kaldım ve anlaşamadık mesela. Yani arkadaşlar hani burada şunu söylemek istiyorum. Maalesef hani bir yerden sonra artık maaşınız da olduğundan dolayı, yaşınız da belli bir olgunluğa geçtiğinden dolayı fazla çekememeye başlıyorsunuz birbirinizi. Yani onlar da seni çekemiyor, sen de onları çekemiyorsun. Aynı sorunu ben de yaşadım arkadaşlar. Yani ben de atandıktan sonra arkadaşlarımla, okuldaki arkadaşlarla işte diğer okuldan da vardı. Bir eve çıktık. İşte ev eşyalı değildi. Biz kendimiz ev tuttuk. Her şeyi kendimiz sıfırdan aldık falan. Sonrasında anlaşamadığımıza karar verdik. Yani problem çıkmaya başladı aramızda. Evimizden ufak tefek birkaç eşyanın çalınması gibi bir durum da oldu. Bunun üzerine ben kendim ayrı eve çıkma kararı aldım. Bir de daha Kardeşim de önceden bir vardı zaten yanımda. Hani kardeşim de gelecekti. Öyle olunca kardeşimle birlikte çıkmaya karar verdik. Bunun dışında bir şey daha söyleyeceğim ben size. Benim Muş'tan İstanbul'a tayinim çıkınca bekar olarak yine 1 yıl İstanbul'da kaldım. Daha önce üniversiteden tanıdığım arkadaşım vardı Ufuk. Tekrar selam söylüyorum. Daha önceki videomuzda da bahsetmiştim hatırlarsanız. Mesela onun evi vardı ve ben onunla beraber 1 yıl yaşadım. Gayet mutlu mesut bir sene geçirdik. Hani daha sonraki süreçte de evli olarak da hani o da evlendi daha sonra git geller yaptık vesaire. Hani mesela orada beraber daha fazla tahammüllü bir şekilde birbirimizi hani güzel zamanlar geçirdik. Birbirimize sahabet ettik sağ olsun. Hani beni evinde ağırladı yani resmen bir sene. İlla ki bir arkadaşla kalacaksanız eğer daha önce tanışıklığınızın olduğu bir arkadaşla kalmanız. Mesela eşim de bak ne dedi? Kardeşiyle kalmış. Onlar da kavga etmedi mi? Onlar da kavga Evet. ettiler, tartıştılar, ettiler. Biz de birbirimize kızdığımız zamanlar Ama olmuştu. birbirinize nazınız daha çok geçiyor arkadaşlar. Ha sonrasında mesela etrafımdaki arkadaşlardan falan da gördüğüm vardı. Hani orada tanışıp orada çok samimi olup orada Tabii arkada var, aynı var. eve çıkanlar da var. Ama ilk başta mesela ikisi de farklı evlerde kaldılar 1 sene 2 sene kadar. Hani o arada birbirleriyle görüşmeye devam ettiler. Oturmaya gittiler geldiler birbirlerine. Baktılar çok iyi anlaşıyorlar. Hadi senle eve çıkalım dediler ve çıktılar. Çok da güzel bir şekilde oradan sonra tayin isteyip gittiler Tabii öyle mesela. olanlar da var. Ama hani yani artık hani bir noktadan sonra bu tahammül sınırımız birazcık daha düşüyor arkadaşlar. O yüzden hani bunu dikkate almak lazım. Peki başka ne tip seçenekler var? Birinci yol tabii ki tek başına eve çıkmak. Arkadaşlar yani mümkünse tek başınıza eve çıkmanız Yani daha iyi. aileler şunu söylüyorlar arkadaşlar. Mesela benim ailem de söyledi. İşte tek başına ne yapacaksın? Birisi olsun, yanında can yoldaşı olsun. İşte yok Evet. şöyle, yok böyle. İşte tek başına kalınır mıymış? Bir şey olsa, başına bir şey gelse tek başına mı kalacaksın? Ama kesinlikle tek başına kalmak daha rahatmış. Yani bunu Ben de yaşayarak tecrübe ettim. apartta ilk kaldığım yerde ailem beni bir arkadaşla beraber kalmamızı tabii istedi. Biz de ilk bir hafta falan kaldık beraber ama ben çok bunaldım. Ben böyle hani bağımsız ruhlu bir insanım. İlla ki kendi odam olacak, illa ki bağımsız zamanlarım olacak falan. Beraber takılmayı çok seven arkadaşlar da var ama ben öyle değilim. Annemler hani diyordu yani biz seni ona emanet ettik. Ya diyorum ben emanet miyim yani ben kendime bakamaz mıyım? Bence bakarım anne yani. Ama işte hani anne baba yüreği tabii hani ben dayanamadım sonunda arkadaşla ayrıldım ya ben dedim ben gidiyorum yani yapamayacağım bu şeyi ruhum bunalıyor yani. Ne ben biraz böyle bir insanım. Başka bir yol dediğimiz gibi okuldaki arkadaşlarla eve çıkabilirsiniz. Yani gittikten sonra tanışabilirsiniz. Nasıl tanışırım? İşte müdür yardımcısına söylersiniz, müdüre söylersiniz. Hani size sizin gibi söyleyen arkadaşlarınız olur. Onlardan beraber çıkıp yapabilirsiniz. Hani ben yapamadım. Bu da bir yoldur yani. Başka okuldan arkadaşlarla çıkabilirsiniz. Ben bunu da denedim arkadaşlar. Bir 3-4 ay kadar işte o bahsettiğim başarısız ev girişimimiz oydu. Ben bunu da yapamadım. Ama İstanbul'da mesela dediğim gibi önceden tanışık olduğum arkadaşımla kalabildim mesela.
Gayet de mutlu mesut olduk. Sonradan da evlendikten sonra da görüşüyorduk yani. Senin de galiba öyle başka okuldan arkadaşlarla çıktın değil mi? Evet, onlarla da çıktım. Onlarla da çok uzun süreli olmadı. Yani anlaşamıyorsun bir yerden sonra, Yani bilmiyorum. biz biraz böyleyiz arkadaşlar. Bağımsız bir ruhumuz olduğu gerçektir yani. Bunun dışında yollar yok mu? Pek çok yol var. Hepsini sayacağım arkadaşlar şimdi. Okulun pansiyonunda kalabilirsiniz. Evet, Bu bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani pansiyonda kalan arkadaşlarım vardı. Gayet de rahat ettiler. Bir farklı tek... faydaları da var bak. Para Evet. kazanıyorsunuz. Yani hem para vermiyorsunuz ya da cüzi bir paradır yani. Hem de nöbetleri sürekli tuttuğunuz için siz en çok yurttan para kazanan siz oluyorsunuz Yani yani. yine maksimum 8 nöbet tutabiliyorlar. Hani yurtta kalsalar da Ama ama... şey yapıyorsun mesela başka arkadaşının işi oluyor diyor ki sen tut ben nöbetin gelen parasını sana vereyim diyor Evet, mesela. onu yapabiliyorlar yani. Hani tabii her zaman hazırda olan bir nöbetçi öğretmen var orada düşündüğün zaman. Ama hani şu da var, mesela hiçbir sorunun olmuyor. Tabii yurtta olan sesi, eğer ki ben seste uyuyabiliyorum her zaman, hiçbir sorun yaşamam derseniz, evet, o şekilde kalabilirsiniz. Çünkü öğrencilerin tamam saat 10'da yatmaları gerekiyor ama tabii bunlar robot değil, yatmıyorlar. Gece 12'ye 1'e kadar Ama sohbet, felaket para kasarsın muhabbet. ha. Kira yok. Pansiyon geliri bol bol. Allah Yemek bereket yok. versin. Yani yemek yok. Yurtta yiyorsun zaten. İyi ya. Hakikaten değişik bir olmuş yani. Bizim de yapan arkadaşlar vardı. Yani ama bana pek göre değil. Ben yani okul pansiyonunda tamam nöbet tutarım dedim en başta. Ondan sonra yani onun düşüncesi bile beni bunalttı. Dedim ben tutmayacağım hocam yani var mı dedim sıkıntı. Tamam dediler. Yok, hiç tutmadım ben 3 sene. Bana göre değil arkadaşlar. Ben Ben biraz dört böyle sene freeyim yani. 4 sene tuttum. Düzenli Eşin olarak. tutmuş. Haftada 2 gün. Siz de tutabilirsiniz yani. Haftada 2 gün, ayda 8 gün iyi bir para getiriyor yani Evet. size. Öğretmen evinde kalabilirsiniz. Özellikle mesela bir En yıl... başlarda falan benim de çok kalan arkadaşım vardı Evet öğretmen mesela evinde. ha, evi ayarlayana kadar mesela kalınabilir. Veya bir yıl kalıp gidecek olanlar bizde böyle kalıyordular yani çoğunlukla. Mesela Özgün Hoca vardı benim çok sevdiğim bir hocamız. Yani bir senelik anlaşıyorsunuz bir de. Dolayısıyla orayı odanız haline getiriyorsunuz. Bir sene olduğu için idare edip gidiyorsun. Eşya almana gerek kalmıyor, bir şey almana gerek kalmıyor. O Evet. şekilde bir sene falan idare edenler Yani oluyordu şunu da yani. yapan oldu mesela benim arkadaşlarımdan. Şimdi ilk gidiyorsun ya, orada tanıdığın kimse de yoksa Tabii mesela, güvenli bir ne yer yani. güvenli bir yer. Hani Herkes kimsede de kamu görevlisi. kalamıyorsun. Kiralık ev tutacaksın ama hangi binayı tutsan, neredekini tutsan, hani kimin neye göre avantajı var, tamam diyorsun ki hani okuluma yakın olsun ama bir de şimdi hani oradaki şartları da tam olarak bilmiyorsun. Mesela benim de bir sene işte öğretmen evinde kalıp en azından bir yarı En dönem azından kalıp bir etrafı etrafı göreyim. görüp tanıyıp ondan sonra Bunu eve yapabilirsiniz arkadaşlar. çıkanlar da Gayet vardı. mantıklı. Bir başka yol. Eğer hani bir polisin akrabasıysanız, yakın akrabasıysanız özellikle polis evinde kalabilirsiniz. Polis evleri çok temiz, çok güzel, çok nezih yerler. Biz öğretmen evi de aynı mesafedeydi, polis evi de aynı mesafedeydi bizim okula. Ama öğlen yemeklerine mesela polis evine gidiyorduk. Çok güzel oluyordu yani. Çok güzel bir servis oluyordu. Tavsiye ederiz yani. Orada da kalabilirsiniz. Eğer ama hani orada kalmak için bildiğim kadarıyla akrabanızın Evet, olması gerekiyor. yakın Ben değil. öyle biliyorum yani. Hani bir sorun tavsiyemdir. Diğer kamu kurumlarının da misafirhaneleri var arkadaşlar. Hani bir süreliğine bunlarda da kalabilirsiniz. Varsa eğer akrabanız, tanıdığınız bir şeyiniz ayarlayabiliyorlar. Bunun dışında benzer şekilde küçük otel veya pansiyonlar olur bulunduğunuz yerde. Kalınabilir kalan arkadaşlar vardı. Yani bunlarla da özel şahısların olduğu için zaten uzun süreçli kalacağınızdan hani daha uygun fiyata size ayarlıyorlar. Hani hem eşya almaya gerek kalmıyor yine aynı şekilde. Öğretmenin de benzer mantıkta bu şekilde bir yolu tercih edebilirsiniz. Bunun dışında ne olabilir? İlk gittiğiniz zaman bizim yaptığımız gibi tanıdık veya akraba evinde hani 10 gün 15 gün kalıp hani evinizi Uzun süreli apartınızı kalmayın arkadaşlar. Tavsiye olarak söyleyeyim bunu. Akrabanın yanında evet gidip hafta sonları ya ben de yani geçirebilirsiniz zaman. Ayda bir kere gidip ziyaret edebilirsiniz. İlk bir hafta 10 gün hani ev tutana kadar durabilirsiniz. Ama uzun süre yerleşme gibi bir Evet. şey, Ya bilmiyorum. ben de Balıkesir'de okudum. Yani akrabalarımı haftada bir gün falan tarzında giderdim. Hani insanları yani çok fazla şey yapmayı sevmiyorum yani ben de. Arkadaşlar okulların bazılarının lojmanları oluyor. Yani mesela benim Muş'taki okulumum vardı. Ha bize denk gelmedi ama yani kalan arkadaşlarımız vardı okul Benim de Zara'da lojmanlarında. Yani çok çok yan cüzi bir okulum para. vardı. Hem de okulun yanı başında lojman oluyor mesela. Evet. Çok ucuza kalıyorsun. Güvenli bir yer. Hemen bulmuş oluyorsun. Gittiğiniz yerlerde okulunuzun idaresine lojman varsa kalmak istiyorum ya da başka yakın okullarım varsa kalabilirim falan tarzında söylerseniz
Mesela boş olan bir yer varsa size ev arkadaşı olarak da olabilir mesela. Hani bana Evet. söyleyenler olmuştu. Ben istemedim yani. Hani o şekilde Bizim böyle bir yolu okuldan da tercih iki tane hoca edebilirsiniz. mesela lojmanda kalıyorlardı ikisi birlikte. Gayet memnunlardı. Sonrasında gittiler zaten de. Lojman hem daha uygun oluyor, daha avantajlı oluyor. Buna bağlı olarak arkadaşlar alacağınız eşyanın tarzı da değişecek tabii ki. Yani mesela çok uzun süreçli düşünüyorsanız sıfır eşya almanız mantıklı. Mesela eşimin kaldığı yerde sıfır eşyaları vardı. Biz evlendiğimiz zaman memleketimizde de bizim hani babamın evi var. Oraya getirdik mesela eşyaları. İstanbul'da kendi yeni evlendiğimiz evin eşyalarını götürdük. Onun sıfır aldığı orada eşyaları kullanmak nasip oldu yani Evet. sonradan. Yani arkadaşlar her şeyi getiremiyorsunuz tabii. Hani ben oradan gelirken buraya bir kamyon tutmadım. Yani babamların küçük ticari arabaları vardı. Ona ne sığdırabiliyorsak onu getirdik. Ama gelirken mesela bir çamaşır makinesini getirdim. Orada küçük bir buzdolabı vardı. Küçük buzdolabımı getirdim. Ondan sonra ufak tefek işte davul fırınım vardı. Onu getirdim falan. Hepsini sığdırdık arabaya bir şekilde getirdik. Güzel de oldu. Yani ben orada ikinci el buzdolabı da almıştım arkadaşlar. Ama çok uzun ömürlü olmadı. Yani aldığım ikinci el aldığım eşyalar. Yani bence Çabuk hani bozuldular. Yani eğer ki kısa süre kalacaksanız evet alabilirsiniz. ikinci el olan bir şeydense yani sıfır olan daha dandik bir şey almak Evet. daha Daha mantıklı yani. mantıklı. Daha uzun süreçli oluyor. Garantisi oluyor. Hı Bilmem hı. nesi oluyor. İkinci elcileri biliyorsunuz arkadaşlar. Siz de üniversiteden. Her şeyin garantisi olmuyor yani. Ya da hani bu da bir seçenek arkadaşlar. Eğer ki tayin çıkıp giden bir öğretmen varsa orada mesela onun evini Bak tutup gayet aynen devam mantıklı. edebilirsiniz. Mesela Eşyalarıyla birlikte. Muş mesela işte ev grubu, Muş öğretmen grubu. Oraya herkes yazıyor mesela. İşte benim tayinim çıktı ben gidiyorum. İşte gelen arkadaş var mı? Mesela bu tip şeyler yakalarsanız arkadaşlar hem eşyasını almış oluyorsunuz hem de evi de bulmuş oluyorsunuz. Yani bu da Evet. gayet güzel bir fırsat olur. Evet mesela benim yan komşum aynı şekilde bütün evi dayalı döşeliydi. Hemen bıraktı başka yeni gelen bir öğretmeni. Eşyalarıyla birlikte bıraktı. Gelen hazır bir şekilde oturdu aynı evinde. Zaten öğretmen tek kişi olduğu için de şey yapmadı. Hani evi de küçüktü. 1 artı 1'di. Aynı evde tek başına yine başka. Bakın yani hani sıfır eşyayı bu şekilde hani almış birinden de hani daha yeni ikinci el haline gelmiş bir şekilde yarı fiyatını alarak kiralık ev arama derdi de olmadan hemen Muş hayatınıza başlama şansınız olur yani bu şekilde. Evet bence de çok avantajlı bir durum. Evet, bu şekillerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Yarın ilk 3 ayınızda size ne tip gelirleriniz olacak? Bunu da çok sormuştunuz. Yarın bunun videosunu göndereceğiz. Bunu paylaşacağız sizinle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Bay bay. Görüşmek üzere.